merhaba Bülent abi, merhaba. Merhaba. Hoş geldin Bülent abicim. Merhaba, nasılsınız? Teşekkürler. Sen nasılsın Bülent abicim? Teşekkür ederim, iyiyim fıstık. Seni çok özledik Bülent abi. Ayrıca geçen sefer seyredemeyen arkadaşlarımız olmuş, dediler ki Bülent abiyi biz kaçırdık, bir daha istiyoruz dediler. O da zaten ilk canlı yayınımızdı, tam duyuramamıştık. Biz de dedik ki bir daha gelir misin dedik. Sen de bizi kırmadın ve bir daha geldin. Sana çok teşekkür ederiz. Seni çok seviyoruz Bülent abicim. Ben de sizi seviyorum. Teşekkür ederim fıstık. Bülent abi, yine sana bir sürü soru geldi. Herkes seni merak ediyor. Nasıl oyuncu olduğunu, neler yaptığını. Gerçekten çok sevilen bir tiyatro oyuncusun. Aynı zamanda tabii dizi ve sinema oyuncusun. Herkes çok, gerçekten seni çok merak ediyormuş. Bir sürü soru geldi. Sana yine çok sorularımız var. Bizi cevaplarsın umarım. Elimden geldiğince. Çok teşekkür ederim herkese. Bülent abi, herkes senin çocukluğunu merak ediyormuş. Bülent abi nasıl bir çocuktu? Mesela fıstık bana dedi ki bugün, Bülent abi çalışkan mıydı dedi. Evet, çok merak ediyorum. Ben çünkü çok çalışkanım. Bazı arkadaşlarım dalga geçebiliyor benimle. Ama ben çalışmayı çok seviyorum. Ondan sen çalışkan mıydın Bülent abicim? Ben orta derecede bir çalışkanlık gösteriyorum. Ama derslerimi çok iyi dinliyordum. Evet, dürüst söylemek gerekirse. Böyle çok... Çok çok çalışkan bir öğrenci değildim. Ama derslerimi takip ettiğim, dinlediğim için bir sorun yaşamadım. Harika. Başarılı bir öğrenciydin yani, değil mi Bülent abi? Evet, öyle diyebiliriz. Bilmiyorum, karşı tarafa bırakmak lazım. Peki çalışma hayatında nasılsın Bülent abi? Yani senin çok çalışkan olduğunu duymuştuk biz. İşte tiyatroya her zaman tam zamanında, hatta daha erken gidermişsin. Sonra diziler için de öyle, filmde de öyle. Hep çok disiplinli diyorlar senin için. Nasıl oluyor? Anlatsana bize biraz. Ben işin kurallarını seviyorum. Yani tiyatro disiplin işi. Orada sizi bekleyen kalabalık bir grup var. Bekletmemek lazım. Vaktinde başlayıp vaktinde bitirmek lazım. Bunlar iş... Her iş için geçerli. Sadece tiyatro değil. Bu bir iş ahlakıdır. İş disiplinidir. Bu çocuklar için de aynı şey geçerli. Şimdi öğrenciler okula gitse, sınıfa girse, öğretmenlere geç gelse bir kere, iki kere, üçüncüsünde derler ki ya biz neden erken geliyoruz o zaman? Onlar da geç kalmıyor. Herkes vaktine gelip işini yapmalı. Ben bu anlamda evet disiplinliyimdir. Yani mütevazılık bir tarafa. Sinemada da, yani televizyon sektöründe de, tiyatroda da öyle tanırlar. Erken gelirim, hazır olurum, ısınırım, provaya zamanında girmeyi severim. Prova bitimine kadar da beklerim. Ne zaman bitecek diye de üf püf sevmem. Çünkü bu iştir ve sonuna kadar orada olmanız gerekir. Böyle alıştım. Yani... Benim meslek hayatımdaki şey öne koyduğum, yani birincil kural, disiplin kısmı. Harika. Peki Bülent abi, herkes çok merak ediyor. Şimdi koca tiyatro metinleri var önünde. Dizi içinde, evet. Öyle. Sayfalarca ezber yapmanız gerekiyor. Yani çünkü ezbersiz oynanmıyor. Dizilerde de öyle sesli çekiliyor, değil mi? Peki evet. Nasıl ezberliyorsun? Yani bütün bunlar nasıl ezberleniyor? Bu işte o demin konuştuğumuz disiplinle beraber geliyor. Siz bir yöntem belirliyorsunuz. Demin söylediğimiz şeye bağlarsak çalışmak meselesine, kimisi çok çalışır. Kimisi verimli bir süreç geçirir derste. Yani iyi takip eder, iyi dinler. Eve geldiğinde de o kafasındadır hala. Üzerinden bir kere geçtiğinde şey yapar. Herkesin bir çalışma şekli, bir prensibi vardır. Tiyatroda da herkesin bir ezber şeyi vardır. Nasıl diyeyim size? Kolaylığı vardır. Bulduğu bir yöntem vardır. Ona kolay gelen bir yöntem vardır. Ben yazarak ezberlerim. Repliklerimi yazarım. Çok uzunsa tabii ki onu yazmak çok zor. Ama defalarca boş durduğum her yerde tekrar ederim. Üzerinden geçerim tekrar. Şimdi bu... Bunun içine tabii ki oyun giriyor yavaş yavaş, prova sürecinde dekor, kostüm giriyor. Sonra mesela şu sözde merdivenin orada adım atmak lazım. Şimdi mesela o söz ve merdiven, adım birbirine ekleniyor falan derken ezber oturmaya başlıyor. Şimdi karşınızdakilerin de, şimdi diyalogsa ezberlediniz, karşındakinin de sözleri gelmeye başlıyor karşı taraftan. Birbirinizi kollamaya başlıyorsunuz.
Böylece bir ezber geliyor. Ha, bak şunu söylemeyi unuttum diyor. Ha, tamam diyorsun falan derken o yavaş yavaş fark etmeden yerine oturmaya başlıyor. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlara. Şimdi burada öğrenci arkadaşlarımız mutlaka izleyenlerin arasında vardır. Onlara şunu söylemek istiyorum. Yatmadan önce son öğrenilen ve sabah kalktığımda hiç kimseyle daha konuşmadan, ben kahvemi yaparım, kimseyle konuşmadan, merhaba bile demeden daha ezberimi alırım. Kahvemi içerken ezberimin üzerinden geçerim. Çünkü yatmadan önceki son yaptığın, kalktığında da ilk okuduğun şeyler hep hatırda kalır. Unutman zorlaşır. Yani şey, hatırlaman kolaylaşır. Unutmazsın da. İkincisi, sahneye çıkarken üzerinden geçersin, check edersin onu. Tiyatroysa hep birlikte bir prova alır. Biz İtalyan prova deriz, hızlı hızlı. Sahne üzerinde de alınabilir bu. Ya da kuliste, ya da turneyse otobüste, araba. Bunu şimdi tiyatrocu herkes bilir. Yolculuk boyunca da yapılabilir. Ama şu da bir detaydır, bunu da söyleyeyim. İleride bu mesleğe adım atacak arkadaşlarımızın kulağına küpe olsun, dursun. Son dakikalarda yapmamak lazım. Evet, son dakikada her şey birbirine karışabilir. Evet. Bu dersler için de geçerli. Ben derslerimde son dakikada oturup, yani son 20 dakikada bir şey öğrenmeye çalışmak, öğrendiğini de çorbaya çevirebilir. Doğru. Çorbanın içine çok şey karışıyor ya, atılabilir. Onun gibi bütün bilgiler birbirine karışır ve başarısızlığa da götürebilir. O yüzden vaktinde ve sistemli çalışmak lazım. Yani o disiplin kısmı. Senin zamanın varken yapmak. Yarın yaparım, akşam yaparım, öbür gün yaparıma bırakırsan o metin gittikçe büyür. O bir sayfa olur, 10 sayfa, 100 sayfa, altından kalkamazsın. Sonra biri sana şöyle der. Ya bir sayfayı bile ezberleyemedin mi der. O da çok ağır bir cümle olur. Anlatabiliyor muyum? Evet. Fıstık, duydun galiba. Herkesin çok çalışması lazım. Yani tıpkı senin gibi. Evet, sor bakalım şimdi sen. Çok sorarsın dedim. Bülent abicim, şimdi tiyatroda oynamayı mı daha çok seviyorsun yoksa dizilerde oynamayı mı? Yani hangisi daha keyifli, hangisi daha zor? Tiyatroyu daha çok seviyorum çünkü birebir bir iş, sıcak bir iş. Yaptığınız şey anında aşağıdan reaksiyonunu aldığınız bir iş. Tiyatro daha keyifli. Ama sinema, dizi gibi işleri de yabana atmamak lazım. Onların da ayrı keyifleri ve yapan için verdiği mutlulukları var. Fakat benim esas işim sahne, tiyatro. Daha çok seviyorum. Bülent abi onlarca projede oynadığı biliyoruz. Hatta aşağıda sürekli isimsizler dayı yazıyorlar. Sonra başka dizileri de yazıyorlar. Senin öyle unutamadığın böyle proje hangisi? Yani tiyatroda ya da sinemada var mı öyle bir proje? Yoksa hepsini çocuğun gibi seviyor musun? Hepsine bağlı mısın? Nasıl? Hepsine çok seviyorum ama yani mesela Sev Kardeşim diye bir dizi çekmiştik biz. O diziyi hem oyuncu kadrosundan dolayı çok seviyordum. Çünkü çok güzel bir kadroydu o. Yani merak edenler inceleyebilir, internette var. O diziyi çok seviyordum. Onun dışında evet, isimsizleri seven arkadaşlarımız çok. Onu da çok severek oynadım. Ya her işi severek yaptım ama bazılarında daha şey hissediyorsunuz, daha sıcak. Özellikle Sev Kardeşim benim sevdiğim. Bir Tatlı Bela Fadime diye de bir iş yapmıştık. Biz gerçi o da eğlenceli bir işti ama... Hani ayırmak gerekirse hani illa bir tanesi diyeceğimiz o işte seviyorum. Yani arada var başka çok sevdiğim işler de var. Harika. Çok güzel. Peki unutamadığın çok komik bir anım var mı şu an aklına gelen? Abi mesela şöyle bir şey olmuştu. Yani birden de sorunca insana bu şey de insanın aklına geliyor biliyor musun? Uzun yolda müzik dinlerken falan bazen böyle bir şey gördüğünde pıt diye coşku belleği ya da çağrışımla aklına geliyor. Ama şimdi sorunca birden hatırlayamadım. Fakat
şeyde bir oyunda arkadaşım, rol arkadaşımın adını unuttum. Ona seslenmem lazım. Aklıma geldi, adı gelmiyor aklıma, yabancı bir isim. Arkadaşım da unuttuğumu fark etti. Mahsus cevap vermiyor ve benimle temasa geçmiyor. Şimdi sahnede ya bak işte birader gibi bir şey de olmaz. Diyalog kurman lazım. Şimdi şöyle bir şey oldu. Burada nasıl şeyler akıyor mesela, ben şu an görüyorum yazılar var. Yazılar akıyor. Şimdi burada da kalpler akıyor. Buradan benim oynayacağım metin akıyor. Buradan da ya bu adı neydi ya? Bunun adı neydi? Bunun adı neydi? Ve karşımdaki de bunu fark edip, şimdi bu sahnede bazı şakalaşmayı severiz. Fark edip hiç tepki vermemesi. Evet, onu mıstık bilir mesela. Evet, evet. Elçin abiden çok duydum öyle şeyleri. Bir kere de şöyle bir şey olmuştu. Bak, bunu da söyleyeyim. Boyu bizden daha kısa olan bir arkadaşımız. Şimdi şöyle anlatayım. Herkesin ağaçta bir tane şeyi var. Sopası var. Sopalar böyle ağaca çakılmış durumda. Evet. Herkes kendi sopasını alıyor ve bu boylarımıza göre asıldı. Benim boyum 1.85. Kolumu uzatıyorum 2 metre diyelim. Atıyorum işte 2.10. Biraz sıçrasam 2.15'lik bir yerden sopamı alırım. Ama bizim kısa bir arkadaşımız vardı. Biz aramızda anlaştık. Ve hepimiz kısa sopaları aldık. Çok ciddi bir oyundu bu. Oyunun adı neydi Bülent abi, hatırlıyor musun? Yok, oyunun adını vermeyeyim. Şimdi, yok yok. O arkadaşımızın sürekli o sopaya zıplayıp böyle sökmeye çalışması. Ona evet bayağı, ya gülmüyorsun tabii ki, sahnenin ortasına gülmüyorsun ama oradaki şey bize, tiyatro işçiler onu bilir, espriler. Bunları hatırlıyorum ya. Bir sürü buna göre olmuştu. Ya mesela sinemada da oldu. Biz çekimi bitirdik. Bursa'dan yola çıktık. İstanbul'a geldik. Dublaja gireceğiz. İstanbul'a geldik. Saat 5 saat yolculuk yaptık. Geldik ve dediler ki kasette bir problem varmış. Sahneleri yarın tekrar çekeceğiz. Acil geri dön. Böyle şurandan böyle yaşınca. Ya nasıl olur, şakadır herhalde falan diyorsun. Bir süre şaka olduğu için bekliyorsun, yarım saat sonra ararlar şaka derler diye ama yok, şaka değil. Şaka değil. Peki. Çok var ya, çok var. Çok var. Hani şöyle ordunu kapatıp diye gülersin ya. Böyle şeyler oluyor. Herkesin vardır. Peki Bülent abi, yani böyle mesela tiyatroda böyle gülmeye başlayıp sonra repliklerini unuttum falan bir an oldu mu? Yani öyle karşılıklı tiyatrocular birbirlerini güldürmeyi çok severler sahnede ama seyircinin bunu görmemesi lazım. Çünkü hani bir söz evet, var. Şimdi, evet şimdi orada. Biraz gülmemi derler. Evet, senin gülmemen lazım çünkü bir defa iş yapıyorsun. Şimdi tabii. Atıyorum bankaya gittin. Bankoda sürekli gülen bir memurla nasıl iletişim kurabilirsin ki? Yani ben para yatacağım paramı çek diye gülen bir adam. Ya bu bir işin ciddiyeti var. Artı oynadığım bir karakter var. Tiyatro başka bir şey falan filan. Neyse, detaya girmeden şunu söyleyeyim. Evet, bir arkadaşım güldürdü. Bayağı güldürmek için de uğraştı. Ve ister istemez yaptığı şeye, numaraya güldüm. Orada bir platform vardı. Platformun arkasına çöktüm ben. Yani hani rezil olmamak diye. Tabii ki seyirci anlıyor bunu. Fakat şöyle güzel bir şey oldu. Şimdi orada komik bir şey yaşandığını, istemsiz bir durumdan dolayı rolden çıkıldığını, yani biz ona hani tiyatro dilinde kopmak, kaymak isimleri vardır, onların sıfatları vardır. Koptuğunu oyuncunun fark ediyor. Aşağıdan izleyen seyirci zaten çok zeki, her şeyin farkında. Replik şaşırmanda, ikilemende, unutmanda fark ediyor çoğu zaman. Ve biz güldüğümüzü görünce o da alkışlamaya başladı, o da gülmeye başladı.
Sonra bu, üç kişiydik biz. Herkes bıraktı oyunu. Kahkaha atmaya bak. Çünkü toparlayamıyorsun. Teknikte bir problem girdi araya. Seyirci güldü, alkışladı. Biz güldük, alkışladık. Oyun da bunun müsaitti tabii ki. Bir tragedya değil. Şimdi tragedyada da gülersen o kadar da artık yani yuhlanabilirsin de. O da risk yani. Seyirci ama nezaket gösterdi ve o çok güldü. Bu güzel bir anıydı ve final sahnelerinden birisiydi. Gülerek artık böyle kahkahalarla perde selamı verildi. Bu benim için ama ayrı bir keyifti. Yani ayakta alkışladı, gülerek alkışladı. Biz de güldük. Hepimiz güldük o teknik şeye. Sonra aralardan arkadaşlarım vardı izleyenler. Onlar yapılan şakayı gerçek zannetmişler önce. Ya ne kadar güzel kurgulamışsınız diye. Ya dedi ki abi şaka değil, gerçekten bir arıza var. Bu arkadaşımız o arızayı gördü ve iyice kullandı bize karşı. Sıkıntıyı daha da büyüttü. Çok güzel bir anıydı. Bunlar işin keyifli tarafları. Hani neden tiyatro dediğinde işte bunlar canlı olduğu için. Birebir sahnede şey sinemada ya da dizide de komik şeyler oluyor ama kestik diyor yönetmen. Beni kenara çekip ya bak kardeşim bir daha yaparım ya. Ama tiyatroda öyle değil. Orada müdür sensin, patron sensin, sahnedesin. Kesme biçme yok. Neyse o. Doğru. Hadi sen sor bakalım şimdi bir soru da. Peki bu kadar çok keyif alıyorsun. Tiyatrocu olmaya nasıl karar verdin Bülent abicim? Şimdi yani küçükken birçok oyuna götürdü beni. Ablam benim İzmirliyiz biz. İzmir'deki çok tiyatro oyununa götürdü. İzledim. Uzun bir hikayesi var bunun ama özetle şöyle söyleyeyim. Her mesleği icra edebileceğim bir saha olarak gördüğümden dolayı tiyatrocu olmaya karar verdim. Canınız ne istiyorsa, tabii ki rol size bunu sunuyor. Olabilme olasılığı olan meslek. Çok keyifli. Kaç yaşındayken karar verdin Bülent abicim? Efendim? Kaç yaşındayken karar verdin? Lise yıllarında kesinleşti. Yani çocukken hayranlığım vardı. Beni tutup elimden operaya, operete, tiyatroya ve klasik müzik konserlerine götürdü ablam. Yani ona çok borçluyum. Götürdü. Daha sonra lise yıllarında da bu daha da pekişti. Lise sonunda da işte üniversitede artık ne yapmak istiyorsun kısmında karar verildi. Harika. Oradan devam etti. Bülent abi bu arada aşağıdan yazıyorlar mutlaka yayınlayın diye. Sevgili arkadaşlara da buradan bir duyuru yapayım. Canlı yayın YouTube kanalımızda yayınlanacak. YouTube'a Sıcakkan Sanat yazarsanız Fıstıklı Fıstığın diğer videolarını da izleyebilirsiniz. Ayrıca Bülent Alkış abimizle yaptığımız canlı yayını da izleyebilirsiniz. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın deyip buradan da YouTube kanalımızın reklamını yapayım istedim. Fıstık var mı başka soru? Şimdi çok merak ediyorlar. Daha kişisel sorular istediler. Ha. Örneğin burcunu merak ediyorlar Bülent abicim senin. Şimdi söyleyeyim de şu aşağıdan mesela diyor ki Ahmet kardeşimiz sıcak kan sanattaki kuklalar kim acaba diyor. Onu size bir soru. Ben fıstık. Biz fıstıkla mısınız? Benim burcum aslan. 25 aslan. Temmuz. Evet 25 Temmuz 74 doğumluyum. Aslan burcu. Yükselenim yengeçmiş. Çok bu konuları çok iyi bilmiyorum. Anlamıyorum. Yükselenim yengeç ve baskın olan kısım yengeçmiş galiba. Bilmiyorum bana söyleyenler. Sonra Çin burcuna göre mi tarot yani farklı yerler. İşte bir eşek mi oluyor? Aslan birinde. Birinde somon. Kızılderili burcunda somon. Böyle şeyler var ya. Kızılderili burcunda somon. Tibet burcunda lama. Ne bileyim. Bilmiyorum. Başka burçlarda da diğer hayvanlardanım. Gayet güzel. Peki burcunun özelliklerini gösteriyor musun desem herhalde bilmiyorsundur diye düşündüm. Ya bildiklerim var.
gösterdiği kısımları biliyorum. O sevmediğim özelliklerini de gösterdiği için çok belki yüzleşmek istemiyorum. Hani o özelliklerini görüyorum. Aslan, özellikle aslanın baskın kısımları var. ama işte ortalamaya çalışıyoruz. Bülent abi, tiyatrolarını soruyorlar. Ben biliyorum ki bu yılı tiyatro ağırlıklı geçirmeye karar vermiştin. Daha önce seninle konuştuğumuzda da söylemiştin. İki tane farklı proje vardı. Hatta üçüncüsü geliyor falan demiştin. Herkes tiyatroları nasıl izleyebiliriz diyorlar. Herhalde bu pandemi süreci geçince Temmuz'da açılacak dediler tiyatrolar, ama umarım doğrudur, umarım öyle olur. Açılırsa eğer hangi oyununa gireceksiniz? Kaç oyununuz var? Ve başka dizi projem var mı? En çok merak edilen sorular bunlar. Aşağıdan sürekli soruyorlar çünkü bunlar. Eyvah. Ben aşağıda ayrıca gelen herkese de teşekkür ederim. Ben de görüyorum ama çok Kahramanmaraş'a da inşallah geliriz. Aşağıya gelen, yorum yapan herkese, izleyen herkese de çok teşekkür ediyorum. Şimdi iki oyunum var benim. Biri Sevmekten Öldü Desinler. Harika. Diğeri de Karanlıkta Komedi. Bir oyun daha girecektik. Salaklar sofrası olabilir. Daha hani bunlar proje aşamasına gelecek oyunlar. Bu iki oyunumuz için. Şimdi süreç bütün dünya için umarım bir an önce iyiye evrilir ve sağlığımıza kavuşuruz. Dileğimizde bir an önce aşının bulunması ve bu rahatsızlıktan bir an önce kurtulmak. Şimdi tabii ki hepimizin sorduğu şey, merak ettiği konu, yani bu seyir kısmı nasıl olacak bu işin? Hani oynamak bile değil, hani oyuncuyu şey yaparsın sahnede, ona göre bir sistem hazırladın diyelim, ama seyirci mutlaka ki yan yana oturacak ve 1,5 yerine göre 2 saat yan yana kalacak. Nasıl olacak? Bilmiyorum, herkesin vardır kafasında bir projesi, projelendirdi. Geçen gün bir şey izliyordum, halay çekmekle ilgili sopalar almışlar ellerine, villada sopalar. Değil mi? Onlar da halay çekiliyordu. Yani garip şeyler yaşıyoruz, bir süreçten geçiyoruz. Hani rüyada uyanamamak ya da koşamamak gibi bir şey bu. Nasıl olacak bekliyorsun, bulmaya çalışıyorsun. Yani koltukları mı ayırırlar acaba? Ya da 100 kişilik salona 50 kişi alabilirsin. Kontrol edebilirsin. Herkese işte dezenfektan, neyse, salon da temizlendikten sonra. Fakat bilemiyorum ya. Temmuz ayında açılırsa ilk koşacağımız yer tiyatro mu olur? Evet. İlk koşacağımız yer tiyatro, sinema mı olur? Şimdi bunlar da bir tepki çeker. Merak konusu. Evet. Merhaba güzel kediciğim. Esin abla da gelmiş. Bu arada buradan Esin ablanın huzurunda bütün annelerin de anneler günü kutluyoruz. Bu biliyorsunuz, evet. Anneler günü biraz abi. Anneler günü kutlu olsun. Çok teşekkür ederiz hepinize. Esin abla da hem bir kedi annesi hem de çocuğunuz var biliyoruz. İki anne birden. Anneler günü kutluyoruz. Ayrıca YouTube kanalımızdan yayınımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kaçırdık diyorlar. Evet, YouTube kanalından yayınımızı izleyebilirsiniz. Sıcaklar Sanat yazarsanız YouTube'a Bülent Alkış'la sohbet olarak 10 dakika sonra çıkacak. 10 dakika sonra izleyebilirsiniz. Evet, ben başka söyleyeyim. Mesela bak, mesela Tuğba yazdı şimdi. Benim tanıdığım bir arkadaşım Tuğba. O da hem tiyatroda yönetici, birçok salona da hakim, bu konuya da hakim bir arkadaşımız. Yani yerinden bir şey. Diyor ki birer boşluk bırakarak ve salonlar, klima sistemleri, her şey işte dezenfektasyonları da yapıldıktan sonra, seyirciler de kontrol edildikten sonra yapılabilir. Evet, bunların hepsi bizim iyi niyetimiz. Şimdi yarın öbür gün bu iş neye döner bilmiyoruz. Ama şunu öğrendik. Bir mesafe koyacağız aramıza. Maskemizi takacağız ki düzgün bir maske. Elimizi her zaman temiz tutacağız. Evet, artık sarılmak, öpüşmek, böyle çok yakın temaslardan uzak duracağız. En azından bu işin evet yönü belli olana kadar bunlardan koyacağız. Burada şimdi bizi seyreden genç arkadaşlarımıza da şunu söylemek istiyorum.
Biz bazen unutuyoruz, coşkulu bir halkız. 2-3 dakika sonra şey, ya boş ver abi, bize mi ya falan diye böyle bir kafamda var, kuşum oluyor ya. Ya ağzında maske var nasıl olsa falan. Hayır abi, bunu alışkanlık haline getirmek lazım. Şimdi alışkanlık haline getirirsek o en başa döndüğümde disiplin meselesine, disiplinli olduğumuz zaman zaten bu hastalığı yenmeye başlarız. En azından yayılmasını engelleriz. Şimdi genç arkadaşlarımız da elbette bu yasaklar kalkacak. Sokağa çıktığı zaman bu kuralları unutmamak lazım. Kimse birbirine sarılmıyor, gücenmemeli, sarılmıyor, tokalaşmıyor diye. Artık uzaktan merhaba, ne haber, nasılsın, belli bir mesafe. Böylece tiyatro da yerini bulur. Diğer sanat dalları da tekrar faaliyet göstermeye başlar. Normalleşme süreci dediğimiz şu durumda daha hızlı bir şekilde rayına oturur. Umarım öyle olur Bülent abi. Bu temennilerimizi teşekkür ederiz. Tekrar anneler gününü de kutluyoruz buradan. Ben kutlamadım. 15 dakika, evet, 15 dakika dedik ama seninle sohbet etmek gerçekten çok güzel. Tam ya, yarım saat olmuş. Bence bir yarım saat daha bile edebiliriz ama bence artık yavaş yavaş kapatalım. Anneler günüyle ilgili evet, senin kutlamanı bekliyoruz. Evet. Ben tüm annelerin anneler gününü kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın da ruhu şad olsun. Onun da anneler gününü kutluyoruz. Tüm annelerin anneler gününü kutluyoruz. Aramızda olmayan annelerimizin de hepsine ruhları şad olsun diyerek onları da maneviyatla kutluyoruz. Harika. Biz de kutluyoruz. Aşağı tekrar sorular var. Evet, sorulardan biri gelecek mi diyor. Evet, sorulara bir bakalım mı? Çünkü çok bakalım. Ayıp oluyor. Sonra onları dikkate almamışız. Tabii. 4N1K üçüncüsü çekimlere başladı ama pandemi süreci olduğu için ara verildi. Yani üçüncüsü hazırlıkları tamamlandı. Hatta galiba çekimleri de başlanmıştı ama şu süreçte benim bildiğim kadarıyla duruyor. Yakında tekrar başlar. Sonra aşağıda evet teşekkür ederim. Burada sizin de yakaladığınız sorular varsa onları da cevaplayıp arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Ya, tiyatro oyunlarına, ha, tiyatro oyunlarına evet. Şimdi tiyatro oyunlarımızı ilk başta İstanbul'da tabii ki İstanbul salonlarında başlar. Yaz aylarında bunun turnesi olur. Ve turnelerde genellikle kıyılara. Fakat süreci bilmediğimiz için şu an hani şurada şu şekilde oynanacak diyemiyorum. Ama bir an önce biz de başlamak istiyoruz. Mesleğimizi sürdürmek istiyoruz. Evet, isimsizler başlayacak. İsimsizler başlamayacak. O bir proje, öyle bir projeydi ve orada kaldı. Başlamayacak ama. Harika. Başka evet arkadaşlar. Karşıyaka'dan selamlar. Karşıyaka'ya çok selamlar. Karşıyaka'ya selamlar. Ben İzmirliyim. İzmirliyim ve bütün İzmir. Yani tam 35 diyelim biz. Hani buçuklar, yarımlar, çeyrekler beni bağlamıyor. Çünkü ben İzmir, bütün İzmir'i çok seviyorum. Karşıyaka'yı da çok seviyorum. Göztepe'yi de çok seviyorum. Buca'yı da seviyorum. Hani takımları olduğu için de söylüyorum. Altın Ordu'yu da seviyorum. İzmir Spor'u da hepsini çok seviyorum. Altay'ı da. Evet, İrfan abimiz. Evet, her şeyden önce sağlık. Evet, bir sağlığımıza kavuştuktan sonra mutlaka o yollar çizilecektir. Evet, ben tekrar duyurumuzu yapayım. YouTube kanalımızdan canlı yayını izleyebilirsiniz. YouTube'a Sıcaktan Sanat yazarsanız eğer, abone de olursanız çok seviniriz. Evet, birlikte Mavi Bahçe'ye gidiyoruz. Mavi Bahçe'ye gidiyorsunuz. Mavi Bahçe'ye başka proje var mı? Var. Başka proje var. Şu an konuştuğumuz hem dizi olarak hem de film olarak var. İkisinin de şeyini, sürecini bekliyoruz. Bunlar Haziran'da netleşmiş olur. Harika. Harika. Umarım bir an önce tiyatrolar da açılır. Diziler de tekrar yayınlanmaya başlar. Biz de zevkle seyrederiz. Ben size bir şey soracağım. Tabii. Çocuk oyunları ile ilgili nasıl bir şey yapacaksınız? Var mı gelişmeler sizin cephede?
Şimdi şöyle, biz YouTube kanalımızdan Sıcaktan Sanat'ın bütün çocuk tiyatrolarını yayınlıyoruz. Hatta elimizde evet. 10 hafta daha yetecek kadar da çocuk tiyatrosu var. Her pazartesi günü saat 1'de yeni bir oyun yayınlıyoruz. Ama tabii yakın zaman içinde umarım sahnelerde olabiliriz. Eğer olamasak bile biz boş sahnelerde bütün önlemlerimizi alıp yine YouTube kanalına oyunlar yüklemeye devam edeceğiz. Bu arada Erçin abinin bir kitabı çıkıyor. Kral Düdürük diye. Bu bir ilk olacak. Ben size de buradan söylemek istiyorum. Şöyle olacak. Kral Dütürük maceraları olacak. Tam 5 kitap. O 5 kitabın da tiyatrosu olacak. Arkadaşlarımız kitabı aldıktan sonra arkasındaki barkodu okutacaklar ve onun tiyatrosunu izlemeye başlayacaklar. Bu dünyada bir ilk olacak. Onun da çalışmalarına başladık Sıcaktan Sanat olarak. Boş bir sahnede yavaş yavaş videolarını çekeceğiz ve tekrar eğer izlemek isteyenler kitabı okuduktan sonra barkodu okutup tiyatrosunu izleyecekler zevkle. Evet, bak Karşıyaka Belediyesi ile proje istiyoruz çocuklarla ilgili. Evet, bütün belediyelerle görüşmemiz sürüyor. Bütün belediyelere yazdık beraber neler yapabiliriz diye. Belediyelerden biz de haber bekliyoruz. Burada da şu anda işleri başlarından aşkın. Ama umarım en kısa zamanda dönüş yapacaklar. Çünkü biz belediyelerle beraber ortak bir şeyler yapmayı çok istiyoruz. Açık havada tiyatro yapabiliriz. İşte bir belediye aracıyla gidip mahallelerde tiyatro yapabiliriz. Yine aralarda boşluk bırakarak, ki şu anda o çok mümkün gözüküyor. Biz bütün projelerimizi sunduk ama haber bekliyoruz. Umarım bir an önce haber gelir. Biz de bir an önce sahnede olmasa bile açık havada ya da sahnede aralıklar bırakarak çocuklarımıza kavuşuruz. Çünkü biz de çok özledik, değil mi? Evet, çok özledik. Selam, selam Zafer. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Dün bir video gönderdiler bana. Çinli bir çocuğun okula girişi. Belki izlemişsinizdir. Facebook'ta evet, izledim. Ben de izledim. Gayet de hoşuma gitti. Başarılı bu da buldum. Yöntemi. Mesela hem büyük seyirci hem de genç seyircilerimize, yani ya da çocuk oyununa gelen işte çocuklarımıza bu şey uygulanabilir gibi geldi bana. Yani sistemli bir şekilde yapıldığında, çünkü ben çocukların nasıl salona alındığını biliyorum. Salona girişlerin nasıl olduğunu biliyorum. Zaten onlar birbirlerini işte omuzlarından tutup belli bir sırayla ve disiplinle giriyorlar. Başlarında öğretmenleri siz de kontrol ediyorsunuz. Fıstıkla mıstığı ben oradan da tanıyorum. Şimdi salona girişlerini. Yani getirdikleri o maske dışarı atılabilir. Salondan maske verilir. Dezenfekte edildikten sonra da... çocuklarımız içeri alınır, sağlıklı bir ortamda birer sıra boşlukla onları çocuk tiyatrosundan mahrum etmeden, çocuk oyunlarından mahrum etmeden de olabilir. Yani bu bana çok akıllı. Umarım yani. Umarım biz de aynı şeyleri düşünüyoruz. Sıcaktan Sanat olarak da bütün önlemleri aldık. Bekliyoruz sadece, haber bekliyoruz. Yani umarım okullar da açılır, okullara da öyle alabilirler. Çünkü okullara gidiyorlar da öyle. Umarım öyle olur. Evet, aşağıdan da benim tiyatrocu arkadaşlarım, onlar da selam gönderiyorlar. İyi. Harika. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'a da ulaşın demiş Volkan Bey. Ulaşmaya çalışıyoruz. Evet. Yani hem Cemil Tugay'a, hem Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e, hem de İzmir'deki bütün belediye başkanlarına yazdık bu konuyla ilgili. Haber bekliyoruz. Umarım en kısa zamanda haber gelir. Biz de bir an önce açık havada da olsa belediyelerin katkılarıyla beraber çocuklarımıza kavuşuruz. Çünkü gerçekten çok özledik. Gerçekten. Evet. Ama bu arada bizi özleyenler YouTube kanalına abone olmayı unutmasınlar. YouTube'a Sıcaktan Sanat yazınca biz çıkıyoruz. Hem de Bülent abiyi oradan defalarca izleyebilirler. Evet. Merhaba Şeyma. Şimdi son bir şey daha söyleyeceğim. Tabii. Siz kapatmaya çalışıyorsunuz. Ben. Biz yeni daha fazla konuşması istiyoruz ama çok zevkli oldu böyle. Evet. Bu hafta galiba, şimdi ben Duru'dan biliyorum. O 13'ünde miydi Duru sizi? 13-15. Ha, yaş grubunuz farklı mı? Evet. Nasıldı? Şimdi farklı yaş grupları bu hafta dışarı çıkacaklar. Hı-hı. Evet, Duru da 13 yaşında, o da işte çıkacak. Bir 4 saatlik bir izni var. Bugün 65 yaş üzeri dışarı çıktı. Şimdi 20 yaş altı da 2 parti halinde dışarıya çıkacaklar. Ben arkadaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Bakın ne olur şu kulağınızda bunu küpe yapın. Lütfen unutmayalım mesafeyi. Önlemlerimizi almayı unutmayalım.
Yani tedbiri elden bırakmamak lazım. Tekrar tekrar. Bu coşkuyla unutuluyor bazen bazı şeyler. Dikkat etmek lazım. Onun dışında her şey bizim elimizde, yani yapılabilir. Bence de. Her şey çok çok güzel olacak bence. Bir an önce ülkemizin ve tüm dünyanın sağlığa kavuşmasını diliyoruz. Tekrar Anneler Günü'nü kutluyoruz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Ve Bülent abiye çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere Bülent abi. Her şey için çok teşekkürler. Belki yakında bir daha beraber oluruz. Her zaman. Ah, çok teşekkürler her şey. Bay bay. Bülent abi, görüşürüz.